Merhaba, herkese iyi akşamlar. İnşallah iyisinizdir. Bugün yalnızım Hakan. Maalesef bizimle değil çünkü işte. O yüzden biraz fazla çalışıyor. İşte geç saatte. O yüzden o da düşüncelerimizde olsun hep beraber. Onu da bu çalışmamıza dahil edelim. Tamam. Onun ötesinde her zamanki gibi devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen arkadaşlara iletin. Sohbet kutusundan ve de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Her zamanki gibi Kabala Bilimi kitabından çalışacağız. Çünkü artık genç grup derslerini yapıyoruz. Burada ptiha dediğimiz kısmı bitireceğiz. Ama derse başlamadan önce elbette bir hazırlık yapacağız. Burada. Tamam. Ve hemen bir hazırlık yapalım beraber. Sonra sanıyorum Yasemin'den bir soru gelmiş. Ona da bakarız. Bakalım ne diyor. Sayfa 186'dan okuyayım. 187 aşağıdaki bölümü okuyayım. Sayfa 187 Kabala Bilmi kitabından. Bu arada hepinizi Zoom'da görmek de güzel. Kalpteki noktası olanların manevi çalışmalarında derinlik talep etmediği zamanki dışsal yasa. Yukarıda bahsedilen dışsallık yasasına kitleler arasında yaradana doğru olanların sürgünü denir. Bu yasa vasıtasıyla yaradana doğru olması gerekenler üzerine pek çok ızdırap, aşağılanma ve yıkım formu yüklerler. Ancak kısaca söylemek gerekirse biz sadece genel amaç olan genel gözlem aracılığıyla ifşa olanı açıklayacağız. Bu faydasız tapınma ve batıl inançtır. Şöyle yazıldığı gibi, fakat kitleler ile birbirlerine karıştılar ve onların çalışmasını öğrendiler. Bu yaradana yönelenlerin ruhlarını yok eden en tehlikeli ve en korkunç zehirdir. Zira onların kibirlerini insan aklına yakın kılar. Bir başka deyişle anlamak ve böylece çalışmalarının temellerini maneviyata aday olanların kalplerine yerleştirmek için fazla derinliğe gerek duymazlar. Ve kalpteki noktası olan bir insan onların saçmalıklarını anlamaya uygun olmasa da sonunda yaygaracıları kurallara aykırı olarak puta tapma ve kirliliğe ikna ederler. Ta ki kişi tüm yüzler eşittir diyene dek. Yani burada uzun lafın kısası şu diyor Balıslan. Bize dincilere bulaşmayın diyor. Yoksa onların saçma sapan işine bulaşırsanız çevrenin etkisi halinde siz de onlar gibi olursunuz diyor. Tamam. Uzun lafın kısası bu. Ne diyor? Bu yaradana yönelenlerin ruhlarını yok eden en tehlikeli ve korkunç zehirdir. Yani yaptıkları hiçbir işte derinlik yok olan adamlar. Zira onların kibirlerini insan aklına yakın kılar. Tam dincilerde görülen bir şey. Gurur, kibir, biz haklıyız, haktan yanayız gibi deyimler. O yüzden diyor ki, bir başka deyişle, anlamak ve böylece çalışmalarının temellerini maneviyata aday olanların kalplerine yerleştirmek için fazla derinliğe gerek duymazlar. Yani elleriyle, kollarıyla, başlarıyla, bir taraflarıyla iş yapan adamlardan bahsediyor. Ve kalpteki noktası olan bir insan, onların saçmalıklarını anlamaya uygun olmasa da, yani bizim gibi insanlar mutabakat sağlamasa da bile diyor ki onların arasında olursak ne diyor? Uygun olmasak da sonunda yaygaracıları kurallara aykırı olarak puta tapma ve kirliliğe ikna ederler. Ta ki kişi tüm yüzler eşittir diyene dek. Ama maneviyatta biliyorsunuz putperestlik dincilerin yaptığı şey olarak bilinir. Fiziksellik eylemlerin içinde olmak. Okey. O yüzden maneviyatta en temel prensibimiz ne? Özgür seçim nerede? Çevrede. Okay? O yüzden bu tür adamların arasında olursak öyle oluruz diyor. Bağlısı da diyor ki kendinizi o yüzden oraya sokmayın. Bu yüzden özgür seçim sadece çevre inşa etmekte. Şimdi devam edeceğiz Ptiha çalışmaya. Sayfa 653. Tsimtsum Bet, ikinci kısıtlamadan. Tamam. Yaratanın ışığının ikinci kere kısıtlanması. Ondan önce Yasemin bir soru sormuş İstanbul'dan. Hocam eğer dünyadaki her şey benim içimdeyse ve dünyada yaşadığım bir sorunla ilgili durumu önce içimde çözmem gerekiyorsa bunu nasıl yapabilirim? Okey, içinde önce çözemeyebilirsin. Okey, bunu bilemeyiz. Şimdi bak, bu güzel bir soru. Kafamız karışmasın. Hayatımızı akıllı, mantıklı, makul insanlar olarak ikiye ayıracağız. Tamam mı?
Bir, şöyle yapayım. Bir, kalpteki nokta. Tamam. İki, bedensel hayatım. Tamam. Şimdi eğer dünyevi bir problemim var ise, dünyevi şekilde halledeceğim. Hastaysam doktora gideceğim, işim yoksa iş arayacağım koşuşturup, tamam mı? Ya da ne yapıyorlar şimdi, online'da iş arıyorlar, internette iş aranıyor vesaire vesaire. Yani dünyevi problemleri dünyevi eylemlerle çözmek zorundayım. Ama yaptığım şey ne? Bu dünyevi hayatım. Tamam, burada eylem yapıyorum. Bunlar eylem. Tamam, açsam karnımı doyurmam lazım. Yatacak bir yatağım, üzerimde bir çatı yoksa bunu gidip çaresine bakmam lazım. Çıplak gezecek halim yok. Tamam mı? Adem Havva dönemi bitti. Kılık kıyafet giymek zorundayız. O yüzden gidip bir şeyler almak zorundayım. Öyle değil mi? Giymek için. Bunlar dünyevi eylemler. Yani ihtiyaç ve gereklilikler. Ama bunun üzerine ne yapmamız lazım diyor kabalistler. Diyor ki bu kalpteki noktayı alacaksın. Bunun üzerine koyacaksın. Ne demek kalpteki noktayı alıp bunun üzerine koymak? Yani yapacağım her eylemi yerdanla ilişkilendirmem lazım. Yani bana tüm koşullar yerdandan geliyor. Tamam. Her şey bana ondan geliyor. Onunla ben de ilişkilendiriyorum. Diyorum ki ondan başkası yok. Tamam. O iyi ve iyilik yapan. Şimdi bana bir dünyevi koşul verdi, halletmem gereken. Ve ben de halletmem gereken bu dünyevi koşulu ne yapacağım? Önce onunla ilişkilendireceğim. Ondan sonra elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Bu işi halletmek için, problemi çözmek için ya da ne yapmam gerekiyorsa. Ondan sonra elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra dünyevi olarak sanki yerden yokmuş gibi. Tamam mı? Yerden yokmuş gibi elimden gelen her şeyi yapıyorum sanki bu işi ben çözecekmişim gibi. Ondan sonra, her şeyi yaptıktan sonra o zaman ne olacak? Sonuç. Tamam. İyi ya da kötü olabilir. Sonuç olumlu da olabilir. Olumsuz da olabilir. Bu sorun değil. Bu sonucu tekrar yaradanla ilişkilendirmem lazım. Diyeceğim ki ondan başkası yok ve o böyle olmasını istiyor. Ama elimden gelen her şeyi halletmem lazım. Elimden gelen her şeyi yapmaz isem, sanki yaratan yokmuş gibi ve ben halledeceğim, ben yapacağım modunda olmaz isem, o zaman ne bekleyebilirsiniz? Tokat. Tamam, çünkü o zaman yani tokat gelmek durumunda. Çünkü ödevini annesine babasına bırakmış bir çocuk gibi olacağım o zaman, öyle değil mi? Tamam. Okulda ödev verdiler, ben dedim ki ben bunu en iyisi annemin önüne koyayım. Tamam mı? Ondan sonra bırakayım. Uyumaya gideyim. O da beni uyandırmaya kıyamaz. Ödevimi yapar. Ben de yarın öyle okula giderim. Yok öyle bir şey. Realitede öyle bir şey yok zaten. Burada da aynı şekilde. Tamam. O yüzden bunların hepsini yaptıktan sonra içsel bir değerlendirmede bulurum. Olan sonucu anlamıyor olsam dahi, tamam, şunu anlamam lazım. İleride büyüdüğüm bir zamanda bunu anlayacak aklım olacak. Tamam. Çünkü inanın bana hepimiz problem yaşıyoruz. Sormayın yani. Tamam. O yüzden ve neden öyle olduğunu da anlamıyoruz. Tamam mı? Anlamak da çok zor. Adama bazen öyle şeyler getiriyor ki yerden. Yani sanki hani silkeliyor. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Tamam. Çünkü insanın annesini babasını da anlaması biliyorsunuz uzun zaman alıyor. Tamam. Bizde de aynı şekilde. O yüzden anlamasak da ne yapacağız? Ondan başkası yok prensibiyle çalışacağız. Ve yerden iyi ve iyilik yapan. Tam sonradan göreceğiz ki yaptığı her şeyde bize iyilik yapmış. Okay. O yüzden anlamıyor olsan da kafana takma. Çünkü gençken de anne ve babamızı anlamıyoruz. Hatta onlar da bizi anlamıyor, biz de onları anlamıyoruz. Ondan sonra büyüyoruz, anlıyoruz. Diyoruz ki annem doğru söylemiş, babam da doğru söylemiş. Ben yani saçmalamışım diyoruz kendi kendimize. Niye? Çünkü görüyoruz ki saçlarını değirmende artmamışlar. Okay. Durum bundan ibaret. Şimdi devam edebiliriz. Hep beraber. Tamam. Yasemin. Okey miyiz? Dusty. Tamam. Şimdi
Simsun Bet, ikinci kısıtlamadan devam edelim. Sayfa 653. Buraya kadar bakalım. Buraya kadar partsüfimleri öğrendik. Tamam. Direkış'ın dört safhasını öğrendik. Malkut'un Malkut'u, hatta Malkut'un Malkut'unun Malkut'u son safhada tüm benliğini alma arzusunu, doğasını hissedince ne yapıyor? Birinci kısıtlamayı yapıyor. Birinci kısıtlamayı yaptığı zaman bir anlayışı var. Diyor ki yaratılışın amacına bu ters. Işığı almam lazım çünkü yaratan beni doldurmak istiyor. Benim de doğam almak. Kısıtlama yaparsam yaratılışın amacına asla gelemeyeceğiz. O yüzden diyor ki ne yapacağım, ne edeceğim, ne yapacağız? Yavaş yavaş ışığı almaya başlıyor. Ne yapıyor? Galgalta partsufunu oluşturuyor. Tabura kadar ışık alıyor sadece. Diyor ki buraya kadar alırım, buradan daha fazla alırsam aklım başımdan gider. İhsan mihsan edemem. Zevkler o kadar etkili ki aklımda yerden vardan olmaz. Tamam. O yüzden ne yapıyor? Galgalta'da tabura kadar ışığı alıyor. Ondan sonra daha fazla ışık alması için izlenim alması lazım. Yani bayağılığını arttırması lazım. Bayağılığını arttırması için ne yapması lazım önce? Işıkları çıkarması lazım. Neden? Karnım doydu. Doyduktan sonra acıkmam için zaman geçiyor. Tamam? O zamanı geçiriyor. Yani daha önce tokluk izlenimi var içimde. Yarın yine yemek yemem lazım. Yarın oluyor yine çok acıkıyorum. Tamam mı? Dünden tokluğun reşimotu var. Tamam mı? O reşimotlara da isimler vermişti. Ne dedik? Tatları alışımıza tamim. Tamam? Ondan sonra ışıkların bizden çıkmasından aldığımız izlenimler otiyot. Tam harfler. Dolayısıyla tatlar var. Ondan sonra harfler var. Ondan sonra onlardan kalan reşimotlara ne diyordu? Nekudot diyordu, noktalamalar. Yani arzudan kalan o ince ayar izlenimler. Bunların hepsine tatlar, ondan sonra kablar, otiyot, harfler dediği şey ne? Arzular, kablar. Yani kabların içinde olan ışıktan aldığım izlenimler var. Bir de şimdi ışık ayrıldıktan sonra ışığın eksikliğinden aldığım izlenimler var. Bir de ışıklar ayrıldıktan sonra tekrar dolmayı istemeye yönelik arzularım var. Yani açlığım var. Tamam mı? İlk kez çikolata yiyen bir çocuk gibi ilk kez çikolatayı yiyor. Ondan sonra çikolatayı özlemeye başlıyor. O yüzden ışıklar bizden çıktıkça ne oluyor? Bayağılığımız yani ışığı olan özlemimiz artıyor. O yüzden kabı büyütmek diye bir durum söz konusu. Bayağılığımızı büyütmek bu şekilde. Işıkları önce çıkarmam lazım. Işıklar çıktıktan sonra yeni bir bayağılık oluşuyor. İlk etapta Galgalta'da neydi? 4'e 4'tü. Yani ışıktan izlenim 4, bayağılığımdan izlenim 4. Galgalta kabından sonra ne dönüyor? Hangi kab ortaya çıkıyor arınmadan sonra? Ab. Ab ne? Hohma. 72. Tamam. Numerolojide baktık ona. Ondan sonra oradan hohma kabı onu ne yapıyor? Onu da arındırıyor. Işığın dördüncü izlenimi, bayağılığın üçü. Akabinde sag ortaya çıkıyor, ma ortaya çıkıyor, bon ortaya çıkıyor. Yani Adam Kadmon dünyasının beş partsüfimi, Galgalta, Absak, Ma, Bon. Bu şekilde kendisini arındıra, direkt ışığın dört safhasındaki bayağılıklarında arzularını ışık ve kab arasındaki ilişkiye göre ne yapıyor? Kategorileştiriyor. Diyor ki şu kadar arzuda bu kadar ışık alabilirim, bu kadar arzu için bu kadar alabilirim, bu kadar arzu için bu kadar. Giderek azala 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde bayağılıklarındaki tüm arzularını organize ediyor. O yüzden olan Adam Kadmon dediğimiz zaman Adam Kadmon dünyası aslında Adam Kadmon dünyası bir dünya değil. Arzularımı ayıkladığım bir koşul. Tamam. Ondan sonra ne dedik? Sag partsufu var. Şimdi Drekish'in dört safhasına ne vardı? Kök 1, 2, 3, 4, Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malkut. Benzer şekilde şimdi Adam Kadmon'da da ne yaptı? Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Malkut şeklinde arzularını ayıkladı. Bunlar da ne dedik? Galgalta, Ab, Sagma, Bon partsufları. Sag partsufu özel bir partsuftu. Neden? Çünkü Drekish'in dört safhasında Bina saf ihsan etme niteliği.
saf ihsan etme niteliği olan sag kendisine arınmaya başladıkça arınmada 2'ye 2 dediğimiz izlenim var. Yani ikinci safa bina ve binanın binası dediğimiz bir koşul. Bunu tekrar çizeyim bari. Benimle misiniz? Benimle misiniz, çok hızlı mı gidiyorum? Tamam, bunları yaptık, o yüzden çatır çatır gidiyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. O yüzden parsufumlar bunlar. Parsufim. Bu Galgalta. Daha sonra hazeh kısmında ab, bunun hazeh kısmında sag, bunun hazeh kısmında ma ve bon. Tamam mı? Biliyorsunuz yeni parsuf bir öncekinin hazeh kısmında oluyor. Hazeh, bina demek. Tamam. Bunların her biri arındıkça, şunu şöyle uzatalım. Okay. Galgalta, ab, sag, ma, bon. Tamam, buraya kadar okey miyiz? Şimdi sag kendisini arındırırken özel bir koşuldan geçiyor. Niye özel? Zaten sag ihsan ve niteliği, bina, saf ihsan. O yüzden kendisini arındırırken kök bir, iki koşulunda, yani şoreş, alef, bette, tamam mı? İkinci safhada, ikinci safhanın ikinci safhası oluyor. Yani ihsa etmenin ihsa etmedeki saf koşulu. Ve bu sadece merhamet ışığı olduğu için, çünkü ne dedik? Bu keter, bu hohma, bu bina, bu zerampin ve bu nukva ya da malhut. Şimdi bu bina ihsa etme niteliğiydi. Binanın binası oluyor, yani saf ihsa etme. Çünkü aslında bina hohmadan doğduğu için hohma aslında. Yarısından çoğu hohma, üst kısmı, o yüzden binanın üst kısmı hohma olarak bilinir. Yani almak. Tamam? Çünkü hohmanın sonucu, almanın sonucu. Tamam? Daha önce ne yaptık burada? Şoreş dedik. Şoreş. Bu alef. Tamam, alef. Bu ups, pardon. 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 Sakin, sakin. Işık yansıdığı için göremedim. Neredeyse kaybetmiştik. Tamam, panik yok. Panik yok. Bu şoreş. Alef tümüyle doluyor. Tamam. Bet ihsa etmek istiyor. Bunları biliyorsunuz. Zerampin alıyor ama ihsa etmek için alıyor. Bu da gimel. Bir de ne var? Malkut var, 4 dalet. O da yani her şeyi ver bana diyor. Tamam, her şeyi versen diyor. Durum bu. O yüzden şimdi bu koşullarda binanın da üst kısmı hohma, almak yani. Çünkü hohmanın sonucu o. Tamam, almanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani ihsan etmeyi istemesi için almanın izlenimleri içinde olması lazım. O yüzden bu kısım sanki şöyle alıyor. Sadece alttaki kısım ihsan etmeye yönelik. O yüzden şu binanın hazeh kısmı. Tamam? Ve bu yüzden bu aşağıya ihsan etme durumunda. Oradaki ışıklar merhamet ışıkları. Tamam? Merhamet ışığı da hasadim. Hasadim ışığı her tarafta olabilir. Hasadim ışığına hiçbir şekilde kısıtlama yok. Çünkü saf vermek. Maneviyatta zaten saf vermek olduğu için o diyor ki sen her yerde olabilirsin. O yüzden yaradan her yerde. Öyle değil mi? Yaradan nerede diyoruz? Yaradan her yerde. Niye? Çünkü saf ihsan etmesi her yerde. O yüzden diyor ki hey, ihsan edeceksen her yerde olabilirsin. Taburun altı buna dahil. Burası tabur. Tamam. Ondan sonra şimdi Simpson Bed kısmına gelelim. Sagın nekudotu. Sagın nekudotu dediği bu siyah
buradaki oklar. Yani Sag'dan gelen kıvılcımlar. Onlar ne yapıyormuş? Galgalta'nın taburunun altına indi diyor. Ve orada Galgalta'nın Sofu'nun boş kelimini Orhasadim ile doldurdu. Yani diyor ki, biz burayı doldurduk abi diyor. Sen dert etme. Buraya kadar ışığı doldurduk diyor. Geçmiş olsun. Okay? Sıkıntı yok ve hiç sıkıntı yok. Ondan sonra cuma. Orada Galgalta'nın boş kelimine Hizdahut'un öncesinde Galgalta'nın Sofu'nu dolduran ışıktan Reşimot olduğunu hissettiler. Yani Galgalta'nın boş kelimindeki dediği şurası, bu Galgalta. Tamam, boş kablar neresi? Burası. Tamam. Boş kelimenin Hizdahut'un yani arınmasının öncesinde Galgalta'nın Sofu'nu dolduran ışıktan Reşimot olduğunu hissettiler. Yani arınmadan önce. Tamam. Şuraya kadar. Okey. Ondan sonra. Neden? Çünkü orada bir tuş panimi makif vardı. Tamam, hatırlıyorsunuz. İç ışık, geriye kalan ışık ne? Or makif. Or makif ne yapmak istiyor? Al diyor. Dert etmesen al kendini tümüyle ışıkla doldur diyor. Çünkü yerden her şeyi vermek istiyor. Yerden bir işi %99.99 yaparsa o iş yarım iş. Mükemmellik demek %100 demek. Ve o yüzden ışığın doğası sonuna kadar bizi doldurmak. O yüzden orada bir tuş panim makif oluyor. Yani aldığım iç ışık da tabura baskı yapıyor. Or makif de hadi biraz daha ye diyor ev sahibi. Al diyor, dert etme diyor. Ye, iç, keyfine bak diyor. Tamam, oradan o yüzden aldığı izlenim var ama ışığı almıyor. Sadece ışığın, yani nasıl diyeyim, daha fazla ışık olduğu hissiyatı var. Tamam, yemek var, sofrayı donatmışlar. Tıka basa doydum. Ama yemediğim, tatmadığım bir sürü de şey var sofrada. Dolayısıyla onlardan da içimde tok olsam dahi bir şey var. Bir izlenim, bir arzu, onda bir tadına baksam mı, bakmasam mı gibilerinden. Tamam, yani hala bir şey olduğunu hissediyorum, görüyorum orada, yememiş ve tatmamış olsam da. Anlatabildim mi? O yüzden aşağıdaki kablarda ışığı almasalar dahi bir ışık var, tat var, izlenimi var. Anlatabildim mi? Okay. Çikolatalı dondurma yedim, aldım diyelim ama orada 12 çeşit dondurma var. Dolayısıyla daha fazla dondurma olduğu izlenimi var içimde. Tamam, yememiş olmama rağmen, almamış olmama rağmen, tatmamış olmama rağmen. Galgalta'nın Sofu'nu dolduran ışık bir miktar hohma ile birlikte Or Hasadim idi. Ve Masah'ın Hizdahut'undan sonra Reşimot orada kaldı. İzlenim kadı yani. Tamam. Hitlapşut'un Dalet'inin ışığının Reşimos'u ve Avyut'un Gimel'indeki Masah'ın Reşimos'u. Ne diyor yani? Bana ışıktan ve arzumdaki bayağılıktan izlenim kaldı diyor. Şu kadar istiyordum, bu kadarla doyabilirdim. Yani daha fazla alabilirdim. Işık daha çok vermek istedi ama ben bu kadar aldım. O yüzden ışıktan 4'te izlenim var ama karnım 3 kadar doyabiliyor. 3'ten daha fazla yiyemiyorum. Ona göre de izlenimim var. Arzumun dolmasına yönelik izlenim. 3. bayağılık seviyesinde ışığın bana vermek istediği tatlar daha fazla. Okey. Anlatabildim mi? Anlamadıysanız hayır yapın. Yüzlerinizi görüyorum burada. Bugün cebimde 100 lira vardı. Tamam. Diyelim dün cebimde 100 dolar vardı. Ya da 100 lira. Gittim. İstanbul'da en güzel lokantada yemek yedim. Tamam. Tıka basa doydum. Her şeyi aldım. Tabii 100 liradan daha fazladır da hani örnek olsun diye söylüyorum. Tamam. Ama her şeyi yemişim. Keyfim yerinde. A'dan Z'ye. Bugün satışlar o kadar iyi değildi. Cebimde 80 lira var. Aklımda dünden aldığım tat var. Ama cebimde o kadar para yok. O yüzden dünden kalan ışıklar 4 derecede. Yani tam böyle damağa tadımda. Ama param o kadar yok. O yüzden bayağılığım 3 seviyesine göre. 80 lira var.
bugün 80 liraya göre yemek zorundayım. Tamam, bu ab. Ertesi gün çarşamba işe gidiyorum, satışlar daha da kötü. Elde var bugün 60 lira. Eskiden çok işte pazartesi çok iyi bir lokantada yemiştim, her şeyi yemiştim. Ondan sonra bugün lahmacun ayran yapacağız. Tamam. Ama aklımda pazartesi de yediğim güzel şey var ve çarşambaya kıyasla salı da çok iyiydi. Çarşambaya kıyaslarsam. Tamam. Geçmişten izlenim, ışığın izlenimi daha fazla ama cebimdeki para daha az. Tamam. Parsüfümlerin arınması bu şekilde. Tamam. Perdem azalıyor. Yani alabileceğim hazza yönelik gücüm daha az. O yüzden aldığım ışık da azalıyor. Perdeme göre ışık azalıyor. Ama geçmişten aldığım tadlar içimde. O yüzden reşimot var. Burada da bahsettiği bu reşimotlar. Perdemi arındırıyor olmama rağmen, tamam, alamıyor olmama rağmen dünkü yemeği, içimde dünün damak tadı var. Galgalta'nın sofu neymiş bakalım. Galgalta'nın sofu dediği şurası arkadaşlar. Tamam. Komplike bir şey yok. Galgalta'nın sof kısmı burası. Okey, neymiş Galgalta'nın sofu? Işığın içinde dağılmasını engelledi. Tıpkı Bina gibi ve bununla Sagan Nekudot'una benzetti. Şöyle yapacağız. Galgalta'nın sofunda odan ışık bir miktar hokma ile Orhas'ı dimdi ve masanın izahatından sonra Reşimot orada kaldı. Okey. Reşimot orada kaldıktan sonra Hitlapşut'un daletinin, yani ışığın daleti, ışığın reşimosu ve Aviyut'un gimelindeki masahın reşimosu. Dörde üç yani. Galgalta'nın sofu ışığın içinde dağılmasını engelledi. Tıpkı Bina gibi. Ve bununla Sagan Nekudot'una benzedi. Dolayısıyla Sagan Nekudot'u Galgalta'nın sofu ile kaynaştı ve boş kelimini doldurdu. Çünkü Galgalta'nın sofunda merhamete yönelik geçmişten izlenimi vardı. O yüzden de Sag, rahamim olduğu için merhamet ışıkları. Diyor ki bu ışıklarda sıkıntı yok. Sıkıntı hokma ışığını almakta. Ama merhamette sıkıntı yok diyor. O yüzden diyor ki, ben buradaki arzuların içine merhamet ışığı alabilirim, sıkıntı yok. Burası da dalet. Tamam. En baba arzular. Dalet dediğimiz, biliyorsunuz daleti. Tamam, bunları böyle çizeyim. Rav çizdiği zaman, siz de takip ettiğiniz zaman anlarsınız. Tamam, dalet harfi, D harfi. Bayağılıkta en baba arzular. Tamam. Ondan sonra ne diyormuş? Tıpkı Bina gibi ve bununla Sagan Nekudot'una benzedi. Yani Bina'nın binası. Dolayısıyla Sagan Nekudot'u Galgalta'nın sofu ile kaynaştı ve boş kelimini doldurdu. Merhametle dolduruyor. Hohmale değil. Sagan Nekudot'u Galgalta'nın sofu ile karıştırarak Galgalta'nın sofunda kalan Reşimot'u aldılar. Okey. Diyor ki ışık oraya geldiği zaman ne olacak bu sefer? Oradaki arzuların ne olduğunu hissediyor. Tamam, birisi yemeğe geldi. Birisinin arzularını hissettiğinizi düşünün ve ona göre ışık, ona göre yemek hazırladığınızı düşünün. Yani bir arkadaşınız geliyor. Onun ne arzuladığını hissettiğinizi düşünün. Ve ona göre bir şeyler sunmak istiyorsunuz. Tamam, Bina bu. Sunmak, bir şeyler vermek. Şimdi oradaki arzuları hissediyor. Bunları nelerle doldurabilirim diye. Çünkü doğasında hasadimi ne var? Vermek. O yüzden arzuyla ışık arasında izlenim var şimdi. Galgalta'nın reşimotu. Galgalta'nın reşimotu dediği şu burada çizdiğim siyah çizgi. Tamam mı? Şurası. Bu kısım. Bakın şurası. Galgalta'nın reşimotu. Ondan sonra Sagan Nekudot'unun masahından daha büyüktü. Ve sonuç olarak Sagan Nekudot'u Galgalta'da bulunan hazzı kendileri için almak istemeye başladılar. Niye? Çünkü bayağılık
dört seviyesinde, hat safhada. O yüzden merhamet ışını hissettiği zaman dahi ne diyor? Bunu almak istiyorum diyor. Bayağılık dörtte olduğu için. Yani kendisi için alma meyilli olmaya başlıyor arzular. O yüzden burada ikinci kısıtlama yapacağız şimdi. Dolayısıyla şimdi Parts of Sagan, Nekudot'un da kendisi için alma arzusu ortaya çıkınca, Simsum Alef yapan Malkut yükseldi. Şuradaki Malkut yükseldi. Okey. İyi takip edin şimdi beni. Bu Malkut, sondaki Malkut. Ne yapmış? Yükseldi. Ve Galgalta'nın Siyumunda Parts of Sagan Nekudot'unun durduğu yere kadar durdu. Bu yer Sagan Nekudot'unun kendileri için almayı istemeye başladıkları yerdir. Her Parts of 10 sefirot içerir. Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevurot, Tiferet, Netzahod, Yesod, Malkut. Sagan Nekudot'u Parts of Bina'dır. Ve Bina ikiye ayrılır. Tamam, biraz önce söylediğim şey. Bina'nın üst kısımları Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevurot, Tiferet sefirotudur. Bu sefirot hiçbir şey almak istemez, sadece vermek ister. Bina'nın alt kısımları Netzahod, Yesod, Malkut sefirotudur. Her sefirotta alttakiler alma arzusu. Öyle değil mi? Direkt ışığın dört safhasından. Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malkut. Esas alma arzusu nerede? Malkut'ta. Dolayısıyla kab derinleştikçe bayağılık artıyor. O yüzden burada da diyor ki, bakın her partsufta böyle. Sadece Sag'da değil. Hepsinde Keter, Hohma, Bina. Ne diyor? Keter, Hohma, Bina. Hesed, Gevura ve Tiferet. Tamam mı? Şuraya kadar. Ondan sonra aşağısı diyor ki, alt kısmı Netzah, Hod, Yesod ve Malkut sefirotudur. Bu sefirot Bina'ya ait değildir. Bunların Bina'daki görevi Hohma'dan Or Hohma almak ve alttakine iletmektir. Bu Bina'daki Netzah, Hod, Yesod ve Malkut sefirotunun ışık alma arzuları olduğu anlamına gelir. Bunların ışığı kendileri için değil, alttakine iletmek üzere almak için bir masahları vardır. Ancak masah kaybolursa, sefirot bu arzular anında ışığı başkalarına vermeksizin kendileri için almak isterler. O yüzden biraz önce ne dedim? Dedim ki bakın burada. Bina ikiye ayrılıyor. Şurada. Buradakine vermek istiyor. Şimdi Bina'nın binası saf vermek istiyor. Doğru? Okey. Ama diyor ki perdeleri yoksa diyor, yani şu alt kısımda bunların perdesi yoksa diyor, o zaman kendileri için almaya başlarlar. Bina'nın binası saf ihsa etmek. Ama aşağıda eğer perde yok ise kendileri için almaya başlarlar. Burada da örnek vermiş bize. Diyor ki belli bir kişi düzenli bir miktar para almaya ve bunu muhtaçlara vermeye alışmıştı. Birden her zamankinden daha fazla bir miktar eline geçti ve bu parayı veremeyeceğini hissetti. Kendisi için istedi. Böyle büyük bir hazza karşı koyamadı. Tamam, geçen derste hırsız örneğinde gibi. Tamam, 5 lira çalmayı düşünürsem diyelim ki 5 lira çalmaya değmez. Çünkü birisi beni yakalarsa 5 lira için rezil olacağız. Ama birisi gelip de ey mutlu 5 milyon dolar çalalım derse, o zaman oturup düşünebilir adam. Niye? Perdesine göre. Tamam? Burada da aynı şekilde. O yüzden bakın politikacılarda bu vardır. Politikaya girmeden önce herkes güzel konuşur. Ama politikacıların arasına sonradan giren bir politikacı, çevrenin etkisiyle onlar gibi olur. Tamam? Daha önce değerleri vardı ve o değerleri kendisi için değerliydi. Ama şimdi o çevrenin etkisi altında olduğu için perdesini kaybetti. Neden? Çünkü gördü ki çalmakta haz var. Tamam? Hırsızların arasında olduğu için ve orada para olduğu için perdesine hakim değil artık. Burada da aynı şekilde. Önüme bir haz çıkıyor ve artık diyorum ki salla. Tamam? Aynı mantık.
Paradaki haz onun masahından daha küçük olduğu sürece hazda karşı koydu. Çünkü parayı vermek kendisine haz vermekten daha büyüktür. O yüzden politikada da işin içine girene kadar zaten para kazanmıyorlar. O yüzden herkes güzel konuşur ama işin içine girdikten sonra. Okay? Perde merde kalmaz adamda. Çünkü adamın önüne koyarlar 3-5 milyon, işimizi hallet derler, karşı koyamaz. Bu da aynen bu şekilde. Ancak almanın hazzı, vermenin hazzından daha büyük hale geldiğinde hemen kendisi için almak istedi. Herkesin ve her varlığın içindeki alma arzusu bu şekilde işler. Çünkü özümüz alma arzusudur. O yüzden her yeni gelen bir öncekinden ne yapar? Daha fazla çalar. Tamam mı? Bu hep böyledir. Niye? Çünkü bayağılık her zaman artacak. Tamam. O yüzden eğer ihsa etme eylemleri yapıyorsak bu sadece bunlar bize alma eylemlerinden daha çok fayda getireceği içindir. Okay? O yüzden. Doğası böyle yani insanın yapacak bir şey yok. Partsuf Sag'ın Nekudot'unda olan da budur. Partsuf'un alttakilere iletmek üzere alan kısmı masahın gücünden daha fazla hazza maruz kaldığında masah anında geçersiz kaldı ve Partsuf kendisi için almak istedi. Sefira Tiferet'ten aşağı Partsuf Sag'ın Nekudot'unda kendi için alma arzusu uyandı. Bunun nedeni Sefirot Keter Hohma Bina'nın almak istemeyen Roş'un Sefirot'u olmalarıdır. Ve Hesed Gebirot Tiferet Parsuf'unun Guf'unda olmaları dışında Sefirot Keter Hohma Bina gibidirler. Yani diyor ki Hesed Gebirot Tiferet Keter Hohma Bina'nın bedeni gibi. O yüzden orada pek sıkıntı yok diyor. Hesed Keter gibidir. Ve Gevura Hohma gibidir ve Tiferet de Bina gibidir. Yani Roş kısmı var, Guf kısmı var. O yüzden ne yapıyor? Beden kafaya göre gittiği için bunlar birbirine benziyor diyor yapı olarak. Tamam. O yüzden Hesed Keter gibidir ve Gevura Hohma gibidir ve Tiferet de Bina gibidir. Böylece Sefira, Tiferet, Partsuf'un Guf'unun Binasıdır. Yani Bina Partsuf'unun Guf'taki adı Tiferet. Yani Guf'un binası. Tamam, bir Roş'ta bina var. Niyette, bir de eylemde yani. Arzuda. Hep ikiye ayrılıyor hayatımız. Niyette, arzuda. Yani eylemde. Arzu ne demek? Arzunu tatmin etmek demek. Öyle boş boş duran bir arzu değil. O yüzden niyette bina, bina. Eylemde bina, Tiferet. Tamam. Her sefira 10 içsel sefirot içerir. Bu nedenle Sefira Tiferet 10 içsel sefirotunda bina gibi ikiye ayrılır. Okay? Dolayısıyla bu önemli. 1. Almayan kelim Sefirot Keter Hohma Bina Hesed Gebura Tiferet. 2. Binanın alt kısımları olan Sefirot Netzahot Yesod Malkut. İhsa etmek için alan kelim. Partsuf Sag'ın, bunu biraz önce gösterdim Bina'da. Tamam, Bina ikiye ayrılıyor dedim. Burada bahsettiği de o. Alttakiler ihsa etmek için alıyor Bina'da. O yüzden vermekten bahsettim orada, şurada. Bu ayrımı iyi yapmanız lazım. Bina, özü hohma. Almak yani, almaktan doğan bir şey. Ama vermesi için alması lazım. Aradaki fark o. Tamam. Burada bu anlayıştan bahsediyor. Yani ben de vermek istiyorum ama özüm almak diyor. Doğasını anlıyor. Yaradan'ın da doğasını anlıyor. Yaradan'ın doğasını seçiyor. O yüzden ilk üstü hohma, aşağısı bina. Çünkü aldıktan sonra aşama aşama ihsa etmenin anlayışına geliyor. Yani binanın son kısmında esas ihsan etme arzusu içinde netleşiyor sonunda. Her zaman Partsuf'un dibini görmemiz lazım. Okay? Kabala'da da kitaplarda da hep görüyoruz ne yapması lazım. Derecenin almarsının dibini görmesi lazım. Bir önceki safhadaki bir sonraki safhada olsun. Tamam? Partsuf Sag'ın Nekudot'u
ihsan etme kabları ve alma kablarına ayrılır. Aralarındaki ayıran çizgi sefira tiferetin, tiferetin içsel sefirasındadır. Bu yere Partsuf Sag'ın nekudotunun hazehi denir. Hazeh göğüs demek. Tamam. İkiye ayırdığımız zaman kendimizi bina ve altı binanın üstü. Hazeh dediğimiz göğüs kısmı. Ondan sonra Malkut'un ışığın aşağıya genişlemesini sınırlamak için Sag'ın nekudotunun hazeh yerine yükselmesine Simsun Bet denir. Okey. Simsun Bet'i tanımlıyor şimdi. Tekrar okuyalım orayı. Sag'ın nekudotunun keliminin bir kısmı masahlarından daha büyük bir arzu aldılar. Yani bakın şu kısmı. Bu Nekudot de Sag. Tamam. Galgalta'nın alt kısmına indi. İndikten sonra olan şey şu. Diyor ki bu arzuları biz merhametle doldurmak istiyoruz. Buradaki arzularla karışıyorlar. Yani bayağılık içeren arzularla harmanlaşıyorlar. İzlenim alıyorlar yani harmanlaşıyorlar dediğimiz. Ondan sonra diyorlar ki ay bu arzuları biz dolduramayız. Çünkü bayağılıkları çok. Bunlar için bulaşırsak ihsan etmek değil almak için almak olacak. O yüzden diyorlar ki biz bir kısıtlama daha yapalım. Şimdi buna geleceğiz. Malkut'un ışığın aşağıya genişlemesini sınırlamak için Sag Nekudot'un hazeh yerine yükselmesine Simsun Bet denir. Yani Malkut'un ışığı aşağıya genişlemesini sınırlamak için. Dolayısıyla buradaki Malkut, şu Malkut, tamam şu Malkut. Okay. Bu Malkut ne yapıyor? Buradaki arzularla karıştıkça ikinci kısıtlama oluşuyor. Diyor ki buraya artık arzu alamayız. Okay. Bunu yapmamam lazım. Şurada silgi var. Okay. Dolayısıyla öyle bir yere yükselmiş ki diyor ki buraya kadar. Okay. Hazeh yerine yükselmesine Simsun Bet denir. Malkut'un ışığın aşağıya genişlemesini sınırlamak için Sag'ın Nekudot'unun hazeh yerine yükselmesine Simsun Bet denir. Yani ışık eskiden buraya kadar iniyordu. Tamam. Işık dibe kadar iniyordu. Diyor ki artık dibe kadar inmeyeceğiz kardeşim. Çünkü oradaki arzular bu işi tadını kaçıracak. O yüzden ışık artık buraya kadar geliyor. Aşağısı boş kalıyor yani. Dediği bize o. O yüzden bu niye böyle oluyor? O yüzden bu aşağıdaki kısım, okay, şu kısım artık boş kalıyor. Burada ışık mışık yok. Okay miyiz? Burası boş. Işık sadece buraya kadar. Bu koşula ikinci kısıtlama diyoruz. Simsum Alef ilk kısıtlama, almak için Or Hohma alma üzerindeki yasaktır ve Simsum Bet
herhangi bir şekilde or hokma alma üzerindeki yasaktır. Zira partsuf sagın nekudotundan aşağı ihsan etmek amacıyla or hokma alacak güç yoktur. Bu nedenle bununla herhangi bir anlaşma yapmak yasaktır. Ne diyor yani? Hasadimin içinde hokma izlenimleri var diyor. Çünkü binanın kendisine dedim biraz önce hokma. Tamam. Diyor ki o yüzden binanın özü de hokma olduğu için orada hokma ışığına yönelik izlenim aldılar. O yüzden ikinci kısıtlamayı kim yapıyor? Birinci kısıtlamayı Malkut yapıyordu. İkinci kısıtlamayı bina yapıyor. Anne çocuğa onun için kötü olacak bir şeyi vermiyor. Bebeğe ne veriyoruz? Mamasını veriyoruz. Bebeğe mama veriyoruz. Niye? Dişleri yok. Dişleri olduğu zanne veriyoruz. Bisküvisini de veriyoruz. Yiyecek daha katı şeyler veriyoruz. Ama dişleri çıkana kadar mama, süt o kadar. Burada da aynı şekilde. Bina Malkut'a alamayacağı bir şeyi vermiyor. O yüzden burada frene basan kim? Bina. Diyor ki sana bu fazla. O yüzden biftek vermek istesek de çocuğa bebek yiyecek durum yok. Okay? Büyük tatlar var belki ama hazmedemeyecek. O yüzden bina burada ikinci kısıtlamada dikkat etmeniz gereken şey bu. Tamam. Ondan sonra cuma ne diyor? Or hokma alma üzerindeki yasaktır. Zira parsuf sagın nekudotundan aşağı ihsan etmek amacıyla or hokma alacak güç yoktur. Bu nedenle bununla herhangi bir anlaşma yapmak yasaktır. Okay. Üst derecedeki bir arzu alt derecede bağlayıcı bir kural olur. Yani birinci kısıtlama. Malkut'ta en softa kararı verildi ya. O artık ömür billah öyle gidiyor. O yüzden birinci kısıtlama hiç iptal olmaz. Şimdi de diyor ki ikinci kısıtlamayı yapıyoruz. Bir sonraki basamakların hepsinde bu ikinci kısıtlama prensibi olacak diyor. Ta ki tüm alma arzularımı ihsan etmeye gelene kadar. Birinci kısıtlama tüm alma arzumu ihsan etmeye getirdiğim zaman da iptal olmayacak. İkinci kısıtlama ama or hokmanın alma arzusuna girmesinin kısıtlanması. Niye? Çünkü kaldıracak gücü yok. Ama diyor ki bu şimdilik bir kural. Dolayısıyla bu arzular bunu alma kıvamına gelince bu iptal olabilir. İleride bunu da anlatacak bize. Birinci kısıtlama niye iptal olmaz? Birinci kısıtlamadaki kararı hatırlayalım. Birinci kısıtlama neden var? Birinci kısıtlama ışığı almam değil. Yani birinci kısıtlama ışığı almamaya yönelik değil. Birinci kısıtlama asla kendim için almamak koşulu. Tamam. Bu o yüzden hiç iptal olmayacak. Yani asla niyetim maneviyatta son safhaya geldiğimiz zaman da son ıslaha hepimiz geldiğimiz zaman bu hiç iptal olmayacak. Yani asla kendim için alma niyetim devreye girmeyecek. Okey? Simsun Bet'te dediğim gibi farklı. Simsun Bet'te şu anda ihsan edemeyen kablar var. O yüzden hokma ışını alamıyorlar. O yüzden Bina diyor ki, anne diyor ki bak güzelim bunları büyüdükten sonra alabilirsin. Tamam. Öyle annemizde de, anneler de öyle. Tamam. O şekilde üst derecedeki bir arzu alt derecede bağlayıcı bir kural olur. Dolayısıyla Simsun Bet'ten sonra ortaya çıkan tüm parsu filmlerin bunların içindeysek parsa üst ışığın or hokma kendisinden geçerek alma kablarına girmesine izin vermez. Ha, neymiş bu yeni sınır? Simsun Bet'in olduğu sınırın adına şimdi ne diyor? Parsa diyor. Tamam? Parsa. Demek ki burasının adı yukarıda tabur vardı. Tamam burada tabur vardı öyle değil mi? Burasının adı neymiş şimdi? İkinci kısıtlamanın olduğu yere parsa diyor. Parsa. Bu yüzden bu çizgiyi buraya kadar çektik. Tamam buraya kadar. Niye? Çünkü burada olmasına rağmen daha sonra oluşacak tüm koşullar için bu ikinci kısıtlama geçerli.
Okey. Pek komplike bir şey değil. Prensip edinmek gibi bir prensip edindim. Onunla hayatıma devam ediyorum. Bu da aynı şekilde. Üst derecedeki birini de okudu. Burayı okuduk. Buranın adı Parsa'ymış. Okey. Ne demek Parsa? Yani Or Hohman'ın alma arzularına girmesine engel olan sınır. Hasadimin had safhaya kadar gidebileceği yer. Tamam, ışıkların gidebileceği yer orası. O kadar. Or Hohma kendisinden geçerek alma kablarına gitmesine izin vermez. Bu nedenle Galgalta'nın taburunun altındaki yer dört kısma bölünmüştür. Okey. Taburun altında dört yer var diyor şimdi. Adım adım söylüyor. Bize şimdi bakın dünyaları oluşturacak. Tamam, bunları o yüzden yaş yaş anlamamız lazım. Güzel güzel de anlatıyor bize adım adım. Diyor ki bir, Or Hohman'ın aydınlatabileceği Atsulut dünyasının yeri. Okay? Atsulut dünyası diye bir yer varmış. Diyor ki buraya Or Hohma alabilirsin arkadaş. Sıkıntı yok. İki, Or Hohman'ın ortaya çıkamadığı, sadece Or Hasadim'in çıktığı Parsa'nın altında Beria dünyasının yeri. Okey. Parsa ne dedik? Or Hohma'ya engel dedik. Ama ne dedik daha önce? Hasadim her yerde olabilir dedik. O yüzden diyor ki Atsulut dünyası varmış Parsa'nın üzerinde. Hadi çizelim bir Atsulut dünyası. Bir tane. Burası Atsulut dünyasıymış. Okey. Diyor ki buraya kadar ışıklarda okeyiz. Burası Hohma'yı da alabilir. Her şeyi alabilir. Atsulut. Ama Parsa'nın altına Hohma alamayız diyor. Oraya sadece Hasadim gelebilir diyor. Ve Parsa'nın altındaki Beria dünyasının yeri diyor. Dolayısıyla burada bir dünya varmış. Onun da adı Beria dünyasıymış. Tamam. Onun da adı Beria. Okay. Bu da Beria. Beria dünyasının yerinin altında Yetzira. Okay. Bu da burada Yetzira varmış. Yetzira. Yetzira. Ondan sonra da Beria dünyasının yerinin altında Yetzira dünyasının yeri. Yetzira dünyasının yerinin altında Asya dünyasının yeri. Okey. Bunları biliyorsunuz zaten. Yeni bir şey yok. Burada da Asya dünyası var diyor. Asya. Tamam. Okey. Asya dünyasının siyumu, sonu, kutsiliğin da sonudur. Dolayısıyla şurası artık kutsal dünyalı, yani kutsiliğin sonu demek ne demek? Hiç ışığın olmadığı yer demek kutsiliğin sonu. Şöyle yapalım onu. Tamam hadi maviyle yapayım onu. Yani Asya dünyasının şöyle yapacağız. Bir de çizebilsem çok şey çizeceğim ama. Okey. Asya dünyasının sonu diyor ki burada kutsilik mutsilik yok. Ne hasadim var, ne hohma var, hiçbir şey yok. Bitti diyor. Aç, boş. Dolayısıyla tüm dünyalar burada sona eriyor. Ondan sonra neymiş? Kutsiliğin altında bir Asya dünyasının dünyamız noktasından ayıran maneviyat ve fiziksellik arasındaki sınır diyor. Perde, bariyer. Okey, yani mahsumun olduğu yer Asya'nın altıymış diyor. Bunu daha önce öğrendik. Yani Asya'nın tam altında neresi var? Fiziksellik var, bu dünya var diyor. Tamam. İki, bu dünyanın yeri. Ondan sonra üç, bizim dünyamız bulunmaktadır. Orayı da ayırmış. Yani Asya dünyasının dünyamızın noktadan ayıran maneviyat ve fiziksellik arasındaki sınır mahsum yani. Tamam. Bir mahsum var diyor Asya'nın altında sınır. Ondan sonra bu dünyanın yeri var. Yani böyle bir yer var. Okay. Ve bizim dünyamız dediği yerde o dünyanın içinde var olan biz varız. Ayrı bir yer değil orası. Anlatabildim mi? Dünyalar var.
ve dünyaların yerleri de var. Birazdan girecek onun içine de. Tamam. Oluşturacak onların hepsini. Daha yaratan şimdi her şeyi o inşa ediyor. Tamam mı? Burada esasen yaratılan falan yok. Biz daha yokuz piyasada. Yaradan bir arzu yaratıyor. Ve bu arzunun içinde var olduğu dünyaları yaratıyor. Tamam mı? Hani sanki biz varız, dünya var, evren var vesaire, geniş bir çevre gibi düşün. Yaradan da öyle bir şey yaratıyor. Önce bir arzu yaratıyor ve bu arzunun nerede yaşayacağını yaratıyor. Evreni yaratıyor yani etrafımızda. Tamam mı? Ama biz daha henüz piyasada yokuz. O yüzden bu sadece yaratanın şu anda tüm evreni yaratma safhaları diyebiliriz. Tamam mı? Akabinde ne olacak? Büyük patlama olacak. Sonra düşünceden neye geçecek? Eyleme geçecek. Ondan sonra bizim dünyamız denilen realite başlayacak. Ama oraya girmiyor kabalistler. Niye? Çünkü bahsettikleri şey sadece manevi dünyalar. Okay? O yüzden bu dünyaya girmiyorlar. Ama Ari'nin şiirinde yazdığı o. Tamam mı? Dersin başında hani Ari'nin şiiri var. Dünyalar yaratılmadan önceden başlıyor. Ondan sonra devamını getiriyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? Okey. Şimdi. Işığı boşaltmak ve bayağılığı arttırmak manevi yolda kaçınılmaz bir döngü mü? Evet. Yoksa kabımız büyümez. Tam ışığı boşaltmak zorundayız. Vahdet sormuş onu. Pardon, Olcan sormuş onu. Öyle mi? Birisi sormuş. Tamam mı? Kim sorduğunu netleştiremedim. Birisi soru sormuş. Işıktan mahrum kalmak zorundayız. Bu dünyada da öyle. Çok yeni tattığım bir meyve düşün. Yeni tadıyorum. Ve tadı çok güzel. Ertesi gün ya da bir sonraki gün canım çekmeye başlıyor. O olmazsa kab olmaz. Tamam? O yüzden her zaman dünyada da o yüzden hep boşalıyoruz, tekrar dolma ihtiyacını hissediyoruz. Kısır döngü, kabus gibi. Tamam mı? Ta ki gerçek anlamıyla neyle bu hayatta doyabilirim sorusu içimizde uyanana kadar. O yüzden bu kaçınılmaz. Doğukan sormuş İstanbul'dan. Birinci ve kısıtlama arasındaki fark ne? Birinci kısıtlamada kendim için almayı alma arzusu kısıtlıyor. İkincisinde bina niteliği kısıtlıyor. Aşağıdaki alma arzuları yeni ışıkla uyanıyor. Ve doğaları gereği alma arzusu yapacak bir şey yok. Diyorlar ki biz almak istiyoruz. Bina denilen nitelik frene basıyor. Ama Malkut da en softa Malkut frene basıyordu. Malkut dedi ki yok abi bu böyle olmaz. Böyle ilişki olmaz. Almıyorum. Bina da diyor ki yok bu çocuk gereğinden fazla istiyor diyor anne. Diyor ki bu kadar çikolata yeter. Tamam, yoksa miden bulanacak, hasta olacaksın. Dolayısıyla alma arzusu ve ihsa etme arzusu kısıtlamaları yapan iki faktör aradaki fark o. Ondan sonra Doğukan bir şey daha sormuş. Aşağıdan yukarıya doğru mu çıkıyoruz? Yani Malkut, Bina, Hohma diye mi gidiyoruz? Şimdi bizler daha bir yere gitmiyoruz. Çünkü bizler yokuz piyasada. Bu oluşanların hepsi şu anda yaratanın bizlerin var olabilmesi için tam bir dünyaları yaratması. Okey? Biz daha yokuz piyasada. Kilden vazo yapmak gibi. Tamam mı? Kilden vazo yapıyorum ama piyasada vazo yok daha. Ama bu çamurla uğraşıyorum, suyla uğraşıyorum, üstüm başımı batırıyorum. Kafamda bu vazoyu nasıl yapabilirim düşüncesi var. Ama ortada henüz daha vaza yok, hiçbir şey yok. Yavaş yavaş kabı inşa edeceğim. Tamam. Durum bundan ibaret. Okey. Şimdi saat olmuş 9. Nikodim dünyasına geldik. Bir sonraki ders Nikodim dünyası. Arkadaşlar buraya kadar okey miyiz? Tamam. Anlamıyorsanız sorun yok. Biliyorsunuz maneviyatta burada anlayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu anlattığı şeyler hepsi kabalistlerin yaratanın düşüncesini edindiklerinden bize yaratanın her şeyi nasıl yarattığını anlatıyorlar. Biz henüz orada değiliz. O yüzden yok Nekudot'ta, Sag'dı, Galgalta'ydı. Bunlar ne bilmiyoruz.
Ama çalışarak, kabalistler diyor ki çalışarak bunları ve orada olmayı arzulayarak ne yapıyoruz? Yaratana olan arzumuzu geliştiriyoruz. Yaratana yönelik arzumuzu geliştirdikçe yaradan ne yapıyor? Anne baba ne yapıyor? Çocuk yürümeye çalıştıkça elinden tutup ona yol gösteriyor. Yaradan da bize aynısını yapacak. Tamam? O yüzden bunlar kafamızda değil, kalbimizde edineceğimiz ilişkiler, hisler, her şey aramızda inşa edeceğiz. Size söz veriyorum. Zamanla, yani biraz zaman alacak her şeyde olduğu gibi. Tamam mı? Ama göreceksiniz zamanla dünyaların içerisinde, bu dünyada yaşadığımız bu dünyanın içerisinde arzularımızın nasıl hareket ettiğini, herkesle ilişkilerimizin aslında nasıl bu şekilde olduğunu, arzularımızı frenlemekten, arzularımızı dış dünyanın bize karşı frenlemesine dahi tutun, tamam mı? Hayatta olmasını istediğiniz bir şey düşünün. Olmasını istiyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz ama hayat size izin vermiyor. Ne bu? İkinci kısıtlama. Diyor ki bunu verirsen bu çocuğa bitti bu kafayı yer. Tamam? O yüzden hayatın vermediği şeylere yönelik de biraz uyanık olmamız lazım. Tamam? Manevi dünyalardan geliyor. Ya Bağlısım'ın güzel bir hikayesi var. Hani gözünü kaşımak için babasından iğne isteyen çocuk gibi. Tamam baba, çocuk hüngür hüngür ağlıyor, bağırıyor, çığlıklar atıyor. Herkes diyor ki çocuğa istediğini ver bari sussun, bu ne biçim haykırış. Diyor ki gözünü kaşımak için iğne istiyor benden, vereyim mi yani şimdi iğneyi? Ben de vermiyorum, o da ağlıyor diyor. Bizim hayatımız da yaradanla bu şekilde. Tamam, istiyoruz, o da gözümüzü çıkartmayalım diye vermiyor. Yani kısıtlama üst seviyeden geliyor, binadan geliyor, merhametten geliyor. Okey? O yüzden bir şeyi çok istiyorsanız veya elde edemiyorsanız merak etmeyin. Yaradan bir bildiği vardır bu. Köklerden gelen bir şey. Tamam? O yüzden hayatta birçok şeyde başarısız oluyoruz, beceremiyoruz, edemiyoruz. Neden? Yaratan diyor ki sana biraz fazla para verirsem bu kafa burada olmaz. Okay? O yüzden kafan kafanda kalması için diyor ki sen fazla alma. Tamam, diyet yapmak gibi düşünün. Okey. Doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki bunları yemeyeceksin. Bu da öyle aynı şekilde. Niye? Çünkü sağlığıma kötü. Ne yapıyor? Doğa bana sağlığım için kısıtlama yapıyor hayat. Diyor ki bunları yapma. Sigara içmeyeceksin. Yağlı yemeyeceksin. Şunları yemeyeceksin. Yiyebileceğin şeyler bunlar. Niye? Merhamet. İkinci kısıtlama. Yapacak bir şey yok. Kendimden değil o. Doğadan bana gelen kısıtlama. Aradaki fark o. Tamam? O yüzden bu farkı iyi şey yapın, ayarlayın. Hayatta bir şey olmadığı zaman bilin ki yarıdan bir şeyler ayarlıyor. Tamam? Okey. Kutsiliğin altında ışık yoksa kalpteki nokta nasıl uyanıyor? Ve bariyeri aşma sürecini bize Rabaşma anlatıyor. Kalpteki nokta yaradanın üzerimizdeki merhameti. Işığı kısıtlayan da o. Açan da o. O yüzden yaradanın merhameti dediğimiz koşul o. Kişinin kalpteki noktasına uyanması da yaradanın yukarıdan adamın düğmesine basması. Akabinde özgür seçim başlayacak. Ondan sonra... Sinan sormuş Kocaeli'nden, Rav hayattayken dünyaya ihsan etme ve ayrıca ulusların üzerinde birlik uygulamalarına girmeye çalışacak mıyız? Tabii ki bu derste de onu yapıyoruz. Bu derste sadece bunu yapma arzusuyla çalışmamız bile katkısı var. Niye? Çünkü maneviyatta ne işliyor? Düşüncelerimiz işliyor, niyet işliyor. Tamam? Eğer yaptığımız her eylemde niyet, aramızdaki bağ inşa edip sevgi bağını, tamam mı? İhsan etmek denilen bağ, aramızda inşa etmekten, yaradana ihsan etmeye gelme arzusuyla çalışır isek, o zaman tüm dünyayı etkiliyoruz. O yüzden bunu yapıyoruz şu anda. Yani bu düşüncede olursanız yapıyorsunuz. Okay? Bu düşüncede olmazsanız yapacak bir şey yok. O zaman konuşacak bir şey yok. O yüzden her zaman niyetimiz ne olmalı? Ben, dostlar,
yaradan diyoruz ama esasen öyle değil. Ben, dostlar, tüm dünya ve yaradan. Esası o. Ama tüm dünya şu anda biraz geniş bir kapsam. O yüzden ben grup yaradan prensibindeyiz. Ama esas işimiz Rav Elazar'ın karşılıklı sorumluluk makalesinde dediği gibi. Yaradana doğru olanların sorumluluğu tüm insanoğlunu yaradana doğru sürüklemek. O yüzden bu düşünce, bu niyette ve bu arzuda olmamız lazım. Aramızdaki sevgi bağından tüm insanoğluna sevgi, oradan da yaradana sevgi. Şimdi, maille de gelen sorular varmış. Bir de onların icabına bakalım. Onların icabına baktıktan sonra kısa bir şey okuruz hep beraber. Makale okuruz. Ankara'dan Yurda Gül sormuş. Bizler öğretide ilerlerken çoğu zaman istediklerimizin çoğu azını yapabiliyoruz. Hem eylem hem de niyet bazında. Hatta niyetimizin doğruluğundan da emin olmayıp sürekli bir sorgulama içerisine giriyoruz. Evet, bu koşullar dahilinde bizler ona zerrenin zerresi bile mutluluk veremiyorken neden o bize sandığımızdan, beklediğimizden daha fazla güzel şey verir? Tüm bunların ötesinde bu güzellikler karşısında kişi utanç hissiyatını çalışmasında nasıl verimli kullanabilir? Dostlarla verimli kullanabilirsin. Tamam. Bak, yerden de bize bir şey birebir vermiyor. Bize verdiği hislerin hepsi kimin vasıtasıyla? Çalışma, dostlar, grup. Şimdi dostlar olmasa bir şey alacak bir hissiyatın var mı? Yok. Dostlarla bir araya geliyoruz. Herkes sağ çizgiden yaklaşırsa sevgi vesaire. O zaman iyi bir hissiyat alıyorum. Çünkü eğer yaratana doğru bir eğilimimiz varsa yaradan bize orada hoş bir hissiyat veriyor. Tamam mı? O zaman diyorum ki ay yaradan bize iyi bir hissiyat verdi. Doğru, denklemin içinde o var. Ama yaradan piyasada yok. Tamam, sadece öyle iyi bir hissiyat var ve bizim de kalbimizin kalpteki noktası olduğu için bir insanda hissettiği şey yani yanımda bir güç olduğu. Tamam mı? Ama bulanık. Nedir, ne değildir bilmiyorum ama beni kollayan bir şey olduğunun hissiyatındayım. Kalpteki noktası olmak bu. O yüzden sokaktaki adam bizi anlamaz. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa adamın, dostların arasındayken, çalışmadayken etrafını sanki sıcak bir battaniyeyle saran bir şey varmış hissiyatında. Kötü bir şeyler olsa da birisi onun sanki elinden tutuyormuş hissiyatı var. Şimdi biz bunu net göremiyoruz. Sadece bir hissiyat. O yüzden yaradan diyor ki bak ben sana bir taraftan hafif bir hissiyat veriyorum, öteki taraftan dostlar var. Utanacak bir şeyin yok. Dostlara yardım edersen utanmana gerek kalmaz. Niye? Çünkü yaratılışın amacını kabalistler bize anlatıyor. Ne demek? Tüm hepimizin, tüm grubun, dostların, tüm insanoğluyla birlikte yaradana ulaşması. O yüzden bana karşı utanç hissetmek istemiyorsan ki öyle bir hissiyatın var mı? Bilmiyorum. Çünkü utanç baba bir seviye. Dostların arasında mahcubiyet var. O da gururumuzdan kaynaklanıyor ki onu da ileride göreceksin. Ve o zaman da başın duvarlara vuracaksın. O utancım da gururumdanmış diye. Tamam? Yapacak bir şey yok. Bunların hepsini yaşamamız lazım. Ama gruba yönelik çalışır isen o zaman utanacak bir şey yok ki. Çünkü yerden fırsat veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Ve diyor ki bas gazı, şimdi fırsatın var. Okey? O zaman basarsan gaza utanç hissetmezsin. Utanç hissedecek bir şey yok. Bir bebekten yapamadığı şeyleri beklemiyoruz. Öyle değil mi? Her yaşa göre çocuktan yapabileceği şeyleri bekliyoruz. Okay. O yüzden bizim sadece sağa sola koşuşturuyor olmamız ve bir şeyler yapıyor çabasında olmamız bile küçük bebeklerimizin tamam mı sağda solda koşturarak bir şeyler yaptıklarını sanarak koşturmaları gibi ve anne baba orada oturuyor, bakıyor, gülüyorlar. Tamam ama çocuk sağa sola koşturuyor falan diye bağırıyor, çağırıyor, vazoları falan kırıyor ama anne baba orada mutlulukla gülüyor ve izliyor. Tamam mı? Niye? Çünkü bu şekilde büyüyoruz. Yaradan mutluluğu da öyle. Biz büyüdükçe bizden aldığı mutluluk da azalacak. Çünkü çocuklarımızda da görürüz büyüdükçe başa bela. Tamam mı? Yaradan da o yüzden biz büyüdükçe Jackie tamam artık. Bunlardan bu kadar. O yüzden sıkıntı yok. Dostlar o yüzden çok önemli.
gruba hasbelkader gelmiyoruz. Tamam? O yüzden bebekliğin tadını çıkaralım. Şimdi bize yukarıdan iyi bakıyor. Biraz büyüdükçe ne yapacak? Çocuklar büyüdükçe ne oluyor? Sorumluluk yüklüyor. Esas o zaman canımız biraz sıkılmaya başlayabilir. Şimdi tadını çıkarın, sağa sola koşuşturun biraz. Okay? Bu dediklerimi de unutmayın. Ondan sonra hafif biraz hayat zorlaştığı zaman dersiniz ki ya demek ki büyümeye başladık. Tamam, yoldan kaçmayın. Çünkü çoğu adamı o noktada kaybediyoruz. Şimdi kendimizi iyi hissediyoruz. İleride iyi hissetmeyince insanlar kaçıyor. İyi hissetmediğin zaman diyeceksiniz ki ya büyümeye başladık. Bize biraz daha fazla yük veriyor. Bunu unutmayın. Esas iş o zaman başlıyor. Okey. Birbirinize de hatırlatın. Bana da hatırlatın ha. Ben de kaçabilirim yani. Belli olmaz. O yüzden bana da hatırlatın. Hepimiz birbirimize de sürekli hatırlatalım. Tamam mı? O yüzden iyi günde kötü günde. Yani dostlar hem iyi günde hem kötü günde olmalı. Okey. Ve bu prensiplere tutunur ise kocalarımız bize o yüzden önceden söylüyor. Diyor ki yavaş yavaş ilerledikçe aramızda olumsuzluklar olacak. Birbirimize bakışımız eskisi kadar cici olmayacak. Asabi olacağız. İçimizde tabii ki. Tamam? Dışarıya hiçbir zaman asabiyeti vurmuyoruz. Tamam? İçimizde dostlara karşı olumsuz şeyler olacak vesaire vesaire. Olması lazım. Okay? Ki sevgiyle örtelim. Yani bu Yaradan'ın bize verdiği ek bir fırsat. Raşbi'nin öğrencileri gibi ne diyor Zohar'da? Yan yana oturuyorlardı ve sanki birbirlerini cayır cayır yakmak istercesine. Tamam, diyelim sabah dersindeyiz ve birisi geliyor benzin döküyor. Sinan'ın diyelim Sinan sabah dersinde. Akın da geliyor Sinan ne haber nasılsın? Abi bir kova benzin ve puh. Tamam, aralarında nefret o denli. Ama ne yapıyorlar? O büyük nefret büyük bir fırsat. Çünkü o kadar çok sevgi edinme fırsatları var. O yüzden aramızda da nane olduğu zaman bunları hatırlayın. Unutmayın, birbirimizi hatırlatalım. Şimdi biraz makale okuyalım. Buraya kadar da her şey okey, tamam mı? Nikodim dünyasına kadar geldik. Atsut, Birya, Yetsire, Asya dünyalarını oturttuk. Dünyalar buraya kadar oturdu. Okey? Dünyalar yer demek, mekan. Maneviyatta mekan ne? Arzular. Tamam? Yani yerden şimdi arzular için genel bir mekan oluşturdu. Bunlara da dünyalar diyoruz. Atsut, Birya, Yetsire, Asya. O kadar. Tamam? Kafamız hiç karışmasın. Sadece ışık var ve arzu var. Okay? Geliştirdiği şey de arzular. Nikodim dünyasına geçeceğiz sonrasında. Okumak istediğiniz özel bir şey var mı bakalım? Varsa söyleyin. Çekinmeyin. Okuyabiliriz. Ben yanıma küçük kitap almadım. Sinan soruyor Kocaeli'nden. Çalışmamızın, ha birkaç soru daha varmış. Çalışmamızın katkılarından bazıları utancın ıslahı ve toplum içinde bireylerin özgür hareket etmesini sağlamak olduğu doğru mudur? Tabii ki kendi yapılmasını istemediğini başkasına yapma ve dostuna kendin gibi sev kuralıyla. Soruyu tam anlamadım, bir daha bir okuyayım. Çalışmamızın katkılarından bazıları utancın ıslahı ve toplum içinde bireylerin özgür hareket etmesini sağlamak olduğu doğru mudur? Yok. Çalışmamızın katkısı şu. Çalışmamızın katkısı hayatta bize ne olduğunu anlamak. Yani Yaradan'ı anlamak. Tamam, eğer Yaradan her şeyi yapıyor ise bana ve hayatta olan her şey maneviyattan bana geliyorsa, yani tüm dünya Yaradan'ın düşüncesini edinmem için var ise, o zaman bana olan her şeyi hep amaca yönelik ölçmem lazım. Okey. Burada göreceğiz, zamanla göreceksiniz, hiçbir şey yaptığımız yokmuş aslında. Tamam. Ama öyle bir koşulda görmüyoruz kendimizi henüz. O noktaya geldiğimizden ayrı. Varsayımda bulunmuyoruz Kabala'da, dinciler gibi. O yüzden bu dünyada gaza basacağız hepimiz. Elimizden gelince. Sanki yerden yokmuş gibi çalışacağız. Okay? Dünyevi hayatımızda, işte, meslekte yerden falan yok. Bas tam gaza. Daha sonra hesap kitap yapmaya
manevi dünyalarda başlarsınız. Gülnaz Samsun'dan sonra biz daha ortada yoksak manevi dünyaları anlamak demek, yaratılıştan öncesini anlamak demek midir? Yaratılışın nasıl yaratıldığını anlamaya çalıştıkça doğamızı anlamaya başlayacağız. Yani yaratanın neden bunu böyle yarattığını, neden bu eylemleri yaptığını, bu eylemleri yaparken bize neleri göstermek istediğini. Bunların hepsini bize boşuna anlatmıyorlar. Bize kabalistler bunları yazıyor ki bu seviyeleri hissetmek için bir arzumuz olsun. Çocukları da aynısını yapıyoruz. Yani bir çocuğa eğer bisikleti göstermezsek, bisiklete binen diğer çocukları göstermezsek, bisiklete binmek istemez ki. O yüzden ne yapıyoruz? Dünyaya salıyoruz ki hemen görsün sağ solu. Sağ solu koşuştursun, görsün. Görür ise arzular. Edinememesine rağmen arzular. Arzular ise canı bir şey yapmak ister. Canı bir şey yapmak isterse ne olacak? Kafa çalışmaya başlayacak. Canım bunu istiyor. Ben şimdi bunu nasıl elde ederim? Şimdi kabalistler de bize böyle bir numara yapıyorlar. Numara değil, doğanın kanunlarını yapıyorlar. İyi şey anlatıyorlar. Doğanın kanunlarına göre bize öğretiyorlar. Diyor ki manevi dünyaları çalışır isek, orada olmamamıza rağmen, orada olmayı arzular isek, o zaman aramızda yaptığımız çalışmayla orada nasıl olabiliriz diye düşünmeye başlarız. Tamam, kafamızın içinde bir kurt dolanır gibi. Bunu ben nasıl elde ederim? Rabaş da ondan sonra geliyor ve bize anlatıyor. Rabaş ne diyor? Diyor ki, dostları sevebilirsin. Dostlar için bir şeyler yapalım. Neden? Çünkü sevgi diye bir şey edinirsek yeni hisler edinirmişiz. Manevi dünyalar dedikleri. Tamam? Akıl hafıza ilk etapta almıyor. Sonra mutabakata gelecek her şey. Ama her şey çok güzel bir şekilde rayına oturacak. O yüzden yani fantazi değil. Çünkü dünyada da öyle. Birisini sevmeye başladığınız zaman ne oluyor? İçinizde değişim hissediyorsunuz, tamam mı? Hamile kalan bir kadın gibi. Hamile kaldığı zaman yeni bir insana, varlığa, annelik yapacağı için doğası değişmeye başlar. Tamam mı? Böyle değişiyor kadınlar. Normalde sıradan alma arzusu. Ama çocuk olmaya başladığı zaman erkekler özne anlamıyorlar kadınları o durumda. Sanki diyor ki hanım kafayı yedi. Tamam? Yok, kafayı yemedi. Çocuğa bakacak manevi değişimi yaşamaya başlıyor. Tamam? O değişimi yaşaması için o bebeğe var, bebeğe kendi canıymış gibi bakabilmesi için tümüyle, bedeniyle, hisleriyle, tüm benliğiyle değişim yaşıyor. O yüzden erkekler anlamaz bunu. Ama maneviyat doğan bir erkek anlar. Niye? Çünkü değişim için. Hepimizin içinde o nitelik var. Yeni bir safa doğduğu zaman da içimizde. Maneviyatta bebek doğurmak ne demek? Yeni safamı doğuruyorum demek. Yeni safayı doğururken adamın kafası tümüyle darmadağın. Niye? Çünkü yepyeni bir koşul. Hissetmiyor, bilmiyor. Tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Tamam mı? Tümüyle karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibi. Yaklaşım belli değil, nasıl ölçeceği belli değil, ne yapacağıyla ilgili en ufak bir bilgisi yok. Tümüyle karanlık içerisinde. Bir sonraki safa, o yüzden zifiri karanlıktan doğuyor. Yavaş yavaş kafasını kullanması lazım, grubu, çevreyi, kaynakları kullanması lazım, içine girmesi lazım, arkadaşlarla bir şeyler yapıyor olması lazım ki bu demek ki böyleymiş. Hani jeton düştü derler. Maneviyatta da öyle. O yüzden aramızdaki yaptığımız çalışma, tamam, bu maneviyata yönelik özlem de kişinin içinde olmayan bir şey. Bulanık, maneviyat falan hissetmiyoruz, sevgi de hissetmiyoruz ama sadece o özlemin içimizde çalışması yavaş yavaş açılmaya başlar. Siz de göreceksiniz, grup içinde çalışalım, Rabaş'ın prensiplerini uygulayalım. Hiç kendinizden başkaları için yaptığınız fedakarlığı yapmayı bile düşünmeyecektiniz. Yani nasıl diyeyim onu, nasıl derler onu? Yani kendinizden beklemeyeceğiniz fedakarlığı göstereceksiniz dostlar için. Ve bu dostlar, özellikle bu dostlar, çünkü hepsi kel alaka.
Bakın ekrana. Hanginiz normal hayatta birbirinizle beraber takılırdınız? Hiçbirimiz, tamam mı? Ben size cevap vereyim, hiçbirimiz. Tamam? Ama özellikle, özellikle bu koşullardan göreceksiniz ki benimle kel alaka insanları demek ki sevebiliyormuşum. O da çalışmanın sonucunda gelecek. Neden? Çünkü yerden elimizden tutuyor. O yüzden biz bu değişimi geçireceğiz. Hamile bir kadının yaşadığı değişim gibi biz bu değişimi beraber, hepimiz beraber geçireceğiz içimizde. Onları düşünmek, aklıma daha önce el alemi düşünmek gelmezken kendi cebimi sadece düşünmek geliyordu. Şimdi acaba bu arkadaş iyi mi? Şunun için şöyle yapsam, şu projeye ben de yardımcı olsam, bu arkadaşın şöyle bir sıkıntısı vardı, ona belki yardımım dokunabilir, şöyle yapsam diye düşünmeye başlayacaksınız ve kendiniz de hayretler içinde kalacaksınız. Bu ışık, bu yaradanın ışığı adamı değiştirmez. O yüzden ışık nerede, ışık nerede diye sorduğunuz zaman içinizde değişimleri gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ya ışık, ışık o. Tamam. Okey. O yüzden akabinde bu tüm yaratılışı da anlayacağız. Arzularım nerede? Bunlara nasıl niyet koyacağım? Birden ortaya çıkan arzularımın bazılarını bir kenara atacağım. Hiç gözüm görsün istemeyeceğim. Bakacağım, hop bu bir kenara, bununla bulaşamam. Başka bir arzu çıkacak. Aa, bu benim için iyi bir arzu ama bunu grup için de kullanabilirim demeye başlayacaksınız. Acaba ne kadarını grup için kullanıp ne kadarını kendim için kullanabilirim diye hesap yapmaya başlayacaksınız. Bunların hepsi maneviyata girecek ondan sonra. Bu dünyada bu hesapları yapmaya başlayacağız. O yüzden kendimizi ikiye ayırmamız gerekecek. Tamam? Hep çatal yolda olacağız. O yüzden kafamız karışık olduğu için hep maneviyatta. O yüzden gruba, dostlara, kitaplara, rava, şuna buna hep çevrenin gücüne ihtiyacım olacak. Hep ikilemde olacağız. Ama bu ikilemden ancak mutabakata geleceğiz. O yüzden çalışmada çok önemli bir safha. Kendimi iki koşulda görmek. Hem öyle hem böyle. Kendimi ikiye ayırmak. Ve bunları mutabakata nasıl getireceğim? O yüzden bu kişinin kendisini dışarıdan gözlemlemeye başlaması. Bir taraftan manevi eğilimim var. Bir taraftan alma arzum var. Ama ikisi de sanki ben değilmişim gibi dışarıdan bakacağım. İkilemde olmak bu. Alma arzumun üzerinde olabilmek için bu yaklaşımı inşa etmem lazım. O yüzden niye grupta hep bir araya geliyoruz? Sürekli her akşam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özgür seçim olsun diye. O özgür seçim noktasında genişleyebilirsiniz, büyüyebilirsiniz, kabınız olur. Dağıtım niye yapıyoruz? El alem için değil. Sadece bizim için. El alem faydalanır ayrı mesele. Ama dağıtım da sürekli bizi ne yapıyor? Göz göze sokuyor, yüz yüze getiriyor. Okay. O yüzden bunlar hep doğamızı tanımamıza faydalı olan şeyler. Ne kadar gruba katkıda bulunursam o kadar izlenimim oluyor. O yüzden boşuna demiyoruz, yatırım yapmaktan bahsetmiyoruz boşuna. Başkaları için bir şey yaptıkça yapmak istemediğiniz ortaya çıkacak. O zaman manevi çalışma o zaman başlayacak. İlk etapta çünkü hepimiz, ben de ilk geldiğimde böyle koşturuyordum, atla koşturur gibi. Tamam mı? Ata binmiş, tam gaz koşturuyor gibi. Niye? Çünkü yaradan bize o egoyu veriyor baştan, gazı veriyor. Diyor ki beni keşfedeceksin, bas sen gaza. Biz de egoistçe basıyoruz gaza. Çeviriler, dersler, kitaplar, ne olursa her şey. Ondan sonra nerede yaradan? Ha, adam çünkü ödülünü sormaya başlıyor. Ya, ihsan etmek mi istiyorsun? Yok ödül. Şimdi çalışma işte o zaman başlayacak. O yüzden bizim o kıvama gelmemiz için sürekli koşturtuyorum. Tamam, hep beraber koş. Yani ben koşturtmuyorum. Yaratan hepimizi koşturtuyor. Tamam, hepimiz birbirimize vesile oluyoruz yani. Okay? O yüzden grupta sürekli harmanlaşma, koşturma, bir projeden bir projeye, bir projeden bir projeye atlamak avantajımıza. O yüzden güçlendiniz,
Farkında değilsiniz, belki ben farkındayım. Ekip sağlamanı size söyleyeyim. İyi bir ekip oluşuyor. Temel çok iyi ve sürekli koşan bir ekip var. Grubun çok güzel temeli oldu. İyi gidiyor. Maşallah. Okay. Ve inşallah da devam ettireceğiz. Şunu yalnız unutmayın, tamam mı? Durmamak lazım. Tamam, durduğumuz an maneviyatta. Niye hep sürekli dersler var? Tamam. Niye hiç derste ara vermiyorum? Dönemler bitse bile ara vermiyorum. Niye? Çünkü durur isek bizi itmesi gerek. Basit bir prensip. O yüzden kendinize de aynı şeyi diyeceksiniz. Durur isem beni dürtmesi lazım. Haklı olarak. Çünkü çocuk da durursa babası itmek zorunda. Hadi, hadi bunu da hallet, şunu da hallet vesaire diye. Büyümesi için gerekli. O yüzden bu prensipleri unutmayın. Hayatta olumsuzluklar kendimizi düşünmeye başladığımız zaman gelir. Ufak tefek prensipler veriyorum size dersin son zamanında, makaleye yerimiz yok. Ama bunları not alın. Ne zaman kendimi düşünmeye başlarsam bilin ki cimcik gelecek. Mecbur. Cimcikler de gerekli. Beni kendimi düşürmenin içine de atmak zorunda yaratan. Yoksa izlenimim olmaz. Sürekli melek gibi dolanamam ortalarda. O yüzden egom çıkmak zorunda. Bana göstermek zorunda. Bir tokat atmak zorunda. Yani günahı işletmek zorunda. Ki ıslah edelim. Ama çalışmaya alışır iseniz tokat olarak hissetmezsiniz. O zaman gördüğünüz kişisel iğrençliklerimiz, tamam mı? Adamın kendi içinde gördüğü kişisel kötülüğü, adamın ilerlemesi ve ıslahı arzulaması için yakıt olur. Yaradan bizi üzmek için yapmıyor bunları. Bize gerçeği gösteriyor. Tamam, gerçekler acıdır. Atasözü de oradan geliyor. Gerçeği gören bir adam, yani kötülüğünü gören bir adam acı çekiyor. Ama o acı doğru kullanırsak yakıt olur. Doğru kullanamazsak adam gruptan çıkar. Çok adamı da öyle kaybettik. Çünkü adam kabalaya geldiği zaman mistik fıstık hani bir şeyler arıyor. Yok bir şey. Tümüyle karanlık, boşluk. Tamam, sizlere de söylüyorum çünkü artık genç gruptasınız. Yani yeni olsanız birinci dönemde söylemiyorum size bunları. Tamam. Ama üzerimize gelecek, ama gelmesinin arkasındaki niyeti söylüyorum. Başka türlü büyüyemeyiz. O yüzden grubun birbirine sıkı sıkı tutunması her zaman çok önemli. Beraber olmamız çok önemli, birbirimizi tutmamız çok önemli. Bunları unutmamamız, unuttuğumuz zaman, tamam, ben dahil unuttuğumuz zaman diyeceksiniz ki mutlu çıkamazsın, kaçamazsın. Niye? Çünkü böyle bir prensip var, sen de söylemiştin. Söylediklerini neden yapmıyorsun diye beni de utanca vurmanız lazım ki ben de yolda kalayım. Ama siz, hepimiz birbirimizi tutacağız. Tamam. Öğrenci sürgündeyse hoca da sürgündedir derler. O yüzden şansım yok. Göbekten birbirimize bağlıyız yani. Tamam. O yüzden hepimiz birbirimizi hatırlatırsak ilerleriz güzel bir şekilde. Tamam. Okey. Bana da geliyor çünkü. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, akşam akşam ne sandınız yani ha? Bana gelmiyor mu? Bize de hepimize geliyor, hepimize de gelecek ama yaradan öpücükleri bunlar. Tamam. Sadece onun baktığı açıyı görmemiz lazım ki onun gibi bizler de akıl inşa edelim, büyüyelim ve iyi kötü hissiyatla değil, gerçek ve yalan arasındaki ayrıma gelelim. Tamam. Kendimi iyi hissettim, kötü hissettim değil ama gerçek ne, yalan ne, ona göre yaşayalım. Esas haz da orada, onu da size söyleyeyim. Hayatın tatlı olmasında haz yok, geçici çünkü. Ama gerçek ve yalan arasını görüp mutabakata getirmek o büyük haz. Esas haz orada. Okey. Beni de makale gibi konuşturdunuz. Makale okumuş gibi olduk. Ama sizleri karşımda gördüğüm için ne yapayım, hissi alıyorum. İyi bir şey, o yüzden yarıdan ne yapsın konuşturtuyor. Diyor ki sen hafiften ver, herhalde gelecek bir şey ver. Tamam. Ay.
Ve derste de mutlu olmamız lazım. Tamam, manevi yolda mutlu olmamız lazım. Hep beraber böyle ilerlersek görüyorsunuz. Olumsuz şeyler de olsa güler geçer, yola devam ederiz. Fazla takacak bir şey yok. Saat 9:30 oldu. Keyfinize bakın. Yarın sabah dersine kalkan arkadaşlarla görüşeceğim. Kalkamayanlar lütfen arşivden en azından bir saatlik bir şey dinleyin. Özellikle son dersi ya da ilk saati. Tamam. İlk saat ya da son dersi arşivden izleyin. En azından günde bir saat maneviyatınız olsun. Ve hep beraber ilerleyelim. Okey. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.